Arkadaşlar merhaba, bugün 3 Silah Show destesiyle kupa maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda dünyada 134. sıradayız. Oynayacağımız destede bu zaten şu an için metada en fazla popüler olan 3 Silah Show destesi. İlk maçımıza geçelim. Arkadaşlar yine maçlara geçmeden önce yemek sepetinden yemek sipariş edelim. Burada yine bizi Joker restoranlar karşılıyor. Eğer aradığınız restoran bunlardan biri ise 75 liraya kadar büyük bir indirim var. Yemek sepetinin de en büyük özelliklerinden biri 7/24 yemek siparişi verebiliyorsunuz. Herhangi bir sorunda da yine aynı şekilde 7/24 çalışan destek ekibi var. O yüzden gönül rahatlığıyla sipariş verebiliyorum. Çok sayıda restoran mevcut olduğu için aradığım yemeği de bulabiliyorum. Ben bugün ev yemekleri sipariş edeceğim. Şöyle restoranı da seçelim. Ben genelde yemek sipariş verirken de restoranın puanına bakıyorum. Yemek sepeti bu konuda çok şeffaf. İstediğim yemeği sepete ekledim. Şimdi ödeme kısmına geçelim. Ben kapıda ödemek istediğim için kapıda kredi kartını seçtim. Şimdi ilk maçımıza geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. Yüksek kupadan tanıdık bir oyuncu geldi. Kotori. DS'sini biliyorum. Madenci roket DS'si oynuyor. Paketi falan olduğu için yakalamamız zor. Şimdi iksir toplisini döndürmeye çalışalım. Belki bilmeyenler vardır. Şöyle varili atalım. İksir toplisi ilk 4 kart arasında yer almıyor. Madenci çok vurmasın. Tabi oyunun ilk zamanları bu böyle değildi, atabiliyordunuz. Eğer iksir toplayıcılı bir desteyle oynuyorsanız sebebi bu yani. Şanssızlık değil. Hayalete bir şey atması lazım. Güzel, kreçeye attığı için şimdi roketi yetiştiremez. Atarsa da tersten elitsi basarız. Altın şövalyeyi hemen önüne atmadım çünkü özelliği varken yavaş yürüdüğü için bu şekilde altın şövalye daha az hasar aldı. Bu desteyle oynarken bunlar önemli çünkü bir şekilde yakalamamız lazım. Tamam, kırsın. Tekrar attım. Kraliçeyi kaçırdı, şu an hayalet vuruyor. Bakalım ne atacak. İksir az şu an. Kraliçeyi de varıyla atarız şimdi. Savunmaktan özelliğine basamadı. Çok güzel vurduk. Biraz bekleyelim. İksir toplayıcısı bir sonraki kart. Şöyle bir haydut atarız. Madenci yaklaşsın. Çok da iyi başladık ama yetmez. Bu DS'nin de kötü yanı o. Yani büyük büyüğümüz olmadığı için her türlü yeni yakalamamız gerekecek. Şimdi bastım özelliğini. Buzluğunu güzel attı. İksir toplayısını da bırakıyor sürekli. Yani şu an için işimize geliyor. Arkadan çıkalım. Güzel taktik yaptı. Roketi çıktı zaten. İki tarafta gidelim. Aynı yerden gidersek savunur. Üzerine basalım. Şimdi goblinler. Çok iyi. Sola yine iksir harcadı. Yakalar mıyız? Neyse, böyle biraz daha garanti oynayalım. Madenci de boşa gitti. Yine iki taraftan gidebiliriz. Zaten iki yere de çok iyi hasar çıkardık. Onun da artık agresif oynaması lazım. Bayağı bir öndeyiz. Üç x'eyken x'i toplayıcısı atmayız. O zaman gereksiz olur. Şu anda da yapacak pek bir şey yok. Şimdi arkadan sağlam bir atağa kalkabiliriz. Sol tarafı iyi hasar vermeye başladı. Hayaleti bıraktı, iki kere vurduk. Altın şövalye atlasa yeterdi. Yine köprüden basalım. Kraliçe geliyor.
Tersten yine eliti basalım. Şu an yakalamaya çalışıyorum. Çok sağlam gidiyoruz. Maden çok bulmasın. Roket attırmak istemiyorum. Tam kraliçe uzaklaştı. Son 30 saniye. Özeline bastım. Roket atacak. Altı şövalye yine vurdu. Güzel. Barbar kilitlendi. İyi oyundu. Dediğim gibi maçın başında fazla vursak da bu kadar zorlandık büyük büyüğümüz olmadığı için. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulmuş olduk. Yine yüksek kupadan bir oyuncu geldi. Bu oyuncuyla da daha önce karşılaşmıştık. Şu an için kupamız yüksek olduğu için hep aynı oyuncular geliyor. Klasik havan destesi oynuyor kraliçeli. Altın şövalye atalım. Madencisi şu an elinde yok, o yüzden iksirimiz dolunca iksir toplusunu atalım. Şu an için tehlikeli. Tamam, özelliğini kullandı. Varil yeter. Yani rakip tam atağa kalkarken iksir toplusu atmak çok mantıklı değil. Yani en azından kraliçe varken atmak istemedim. Zehri elinden çıktığı için üstüler şurayı bölelim. Bir ikisiyken güzel hasar çıkartırsak çok iyi olur. Havana dikkat edelim. İyileştiriciyi güzel attık ama yetmedi. Altın şövalye en azından vurdu biraz. Neyse, yine aynı taktiği yapalım. İksir toplusuna zehir atar. Bekliyorum onun iksiri. Attırmadı rakip. Havan kuleye kilitlenmesin. Valkür atabilir. Kraliçenin özelliğine basamadı, güzel. Fazla iksir harcadı. Havanı defansif atınca pek bir şey yapamıyoruz. Rakip de sürekli yapıyor bunu. İki silah şöyle sağ taraftan atsaydım zehir atardı. Yani sola atması daha iyi. En azından iksir toplisi boşa gitmedi. Üzerine bastı. Yani diğer rakibe göre de savunması çok daha güçlü. Hem havanı var defansif, hem de Valkür çok etkiliyor. Havanı da kıralım şöyle. Zehir faktörü olduğu için bizim daha fazla vurmamız lazım. Altın şövalye kuleye de atladı. Özeline basarken bir an için kuleye de atlayacak diye düşündüm. İkinciyi de vur. Kraliçeye dikkat edelim. Madem
Madenci çok vurmasın. Artık 3x'e girdik. X'e toplayısı atmayalım. Üstü aşırı böldüm. Goblinler de çok zorluyor tomruk olmadığı için. Madenci kuleye kilitlenmedi, güzel. Halkür sağdan gidecek. Şimdi bassak özelliği. Son 10 saniye kaybettik. Biraz daha süre olsa alır mıymışız? Gerçi belli de olmazmış. Yani rakip de olduğu için eşleşme pek de yapacak bir şeyimiz yoktu. Hata yapmasını bekledim ama yani güzel baskı da kursak yetmedi. Neyse, güzel maçtı. Son rakibi de bulmuş olduk. Kupası bizden biraz daha düşük. Klasik hayaletle başlayalım. Slasher DCS'siyle pek metada oynamayı sevmiyorum açıkçası. Yüksek kupalardayken rakipler o kadar çok direniyor ki çok uzun sürüyor. Yani atağı da düzgün kurmak lazım ki yani iksir karına geçtikten sonra boşa giderse atak tekrar yakalamak çok zor. Rakip de 2.6 oynuyor. Özeline bastım. Çok iyi. Bu tarz oyuncular her zaman altın şövalyenin özeline karşı çerçöp atıyor. O yüzden bekliyorum. Tam zamanında basmak önemli. Slasher'ı öldürerek iksir karına geçsek bile top varken baskı yapmak istemedim. İksir toplusu kurmak çok daha iyi. Zaten top eritiyor bir şekilde orduyu. Yine hasar almayalım. Zaten belli bir noktada hasar farkını açınca bu sefer hep savunmada kalıyor rakip. O yüzden Slasher DS'si ile oynamak harbiden en taktik isteyen DS'lerden biri. Tabi rakipte anti olup olmaması önemli. Yani biz anti isek köprüden basıp da alabiliriz ama rakip anti iken düşünmek gerekiyor. Birinciye attı, güzel. Vurmasın. Şu an yine iksir kârına geçtik. Slasher için hayalet atarız. Yaklaşsın. İlit barbarımız dönmedi. Birinci vuracak. Güzel, silahları sol tarafa attı. Hayalet gidiyor sağ tarafta. Silahları güzel korudu. Sağ tarafa almamız lazım. Altın şövalyeyi de attım. Buz golemine gitmeyecek. Özelliğini bekletiyorum. Buz ruhu da atacak. Şimdi bastım. Son iksirleriyle savunuyor. İyileştiriciyi de attım iskeletler için. Rakip de iyileştirici yüzünden bekledi orada. Neyse, şimdi tamamen savunmaya atalım. Rakipte madenci gibi bir kart olmadığı için kuleye bineceği vurdurtmayız. Bayağı bir öndeyiz. Şöyle savunalım. Her maçımız da uzuyor. Biz arkadan çıkmaya devam edelim. Özelliğini tam zamanda bastık yine.
Binici vurmasın. Rakip de bir silahşörle hepsini öldürdü. Belki yakalarız tekrar. Şu an için agresif oynuyor. İki taraftan da sağlam biliyoruz. Elit kule kilitlendi. Yine biniciyi çok yanlış zamanda attı. Zaten son 24 saniye kalmıştı, agresif oynaması lazımdı. Bence eşleşme rakipteydi. İlk başta çok vuramadığı için kaybetti. Üstelaşör DSS'de dediğim gibi biraz uğraştırıyor. Ama güzel maçlar döndü. Yakalamaya çalıştık. Şu anda da 119. sıraya çıkmışız. Gelen eşleşmeler de bu şekildeydi. Bu sefer 3 eşleşmede rakipteydi. Yani eğer oynamak isterseniz en güçlü 3 slasher DS'lerinden biri, belki avcı alabilirsiniz ya da küçük büyüğü değiştirirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.